Bu defa biraz sevişmeden, birleşmeden bahsetmek istiyorum. Bakın, hayatın en önemli şeyi bir insanın sevilmesi, dokunulması, şefkat görmesi. Ve erkekler de, kadınlar da buna çok ihtiyaç duyuyor. Ve biz sevişirken bilmediğimiz bir sürü konuda böyle şu bugüne kadar aldığımız bilgilerle bir şeyler yapıyoruz ama aslında iki taraf da kısa kalıyor. Geçen videomda bir yorumda şu gelmişti, işte kadınlar orgazmı da taklit ediyorlar diye. Evet arkadaşlar, edebiliyorlar. Çünkü tatmin olmuyorlar. Erkek çok çabuk yükselip boşalabiliyor ama kadının bu boşalma süresi, boşalma demeyelim, orgazm süresi çok daha uzun bir zaman istiyor. Şimdi biz pornolardan gördüklerimizle realiteyi karıştırmayalım. Orası bir kurgu. Onu bir kenara koyalım. Evet, erkeklerin çoğu bunu seyretmeyi çok seviyor. Ve aslında oradan heyecanlanıp bunu kendi hayatına da geçirebileceğini zannediyor. Ama öyle bir şey yok. O bir kurgu, o bir film. Filmlere inanmayalım. Biz doğada, doğal bir şekilde bunun içinde devam edelim. Erkek çok çabuk heyecanlanıyor demiştik. Kadının daha yavaş sürüyor. Bu biyolojik olarak yapısından kaynaklanan bir konu. Ve kadının yavaş yavaş hazza gelmesi ve orgazmik bir alana gelmesi için bir süreye ihtiyacı var. Onun için ön oyun, ön rahatlatma, birbirine dokunma, öpme, koklama vesaire, bu bir sürü teknikler var. Onlarda zaman ayırmak lazım. Ve yavaş, hızlı bir şey değil. Yavaş yavaş gitmek lazım. Burada erkeklerin en büyük problemi çok çabuk bir şekilde boşalmaya gitmeleri. Maalesef tantraya göre erkeklerin hiçbir zaman boşalmaması gerekiyor. Bu konuda çok iyi hocalar var Türkiye'de. Onlardan yardım ve destek alabilirsiniz. Çünkü erkeklerin bu konuda ciddi bir şekilde çalışması gerekiyor. Yani bu, ben bunu yapamam ya, saçmalıyor diyebilirsiniz. Öyle bir şey, okey, doğru söyleyebilirsiniz kendinize göre ama eğer hazzı beraber partnerinizle yaşamak istiyorsanız bu konuya ele almanız çok önemli. Nasıl ki erkeğin penisine kan basarak sertleşme oluyorsa, kadının vajinasında da bu yavaş yavaş hazza gelirken vajina kısmında kan basması dediğimiz bir durum oluyor. Bu olduğunda kadının duyarlılığı çok daha fazla yükseliyor. Ve ikinizin bir arada hazza ulaşması en güzel birleşmenin ana parçası aslında. Bunun için de kadına doğru dokunmak gerekiyor. 10 tane çok önemli orgazm noktası var. Bunları tabii ki ileri seviyelerde anlatabilirim. Bu bir eğitim sonuçta. Ama bunları keşfedebilirsiniz birbirinizle. Ve cinsellikte muhakkak kadına neyi beğendiğini, ne istediğini sormalısınız. Onu yapmadığınız sürece kadın orada dediğiniz gibi soğuk buzdolabı, pardon, soğuk da değil, defrost buzdolabı şeklinde yatar ve sizin işinizi halletmenizi ve en kısa zamanda bitirmenizi bekler. Ama kadının da buna ihtiyacı var. Haz almış bir kadının sokakta yürüdüğünde farkını görebilirsiniz. Çoğu kadının haz almadığını görüyorum. Bunun için beraber doğru iletişimde kalarak kadının ne istediği, nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını bilmeniz lazım beyler. Kadının da erkeğin nelerden hoşlandığını, ne istediğini bilmesi lazım. Sınırları aşmadan, herkesin sınırı var. Bu sınırlara saygı göstererek kadına da o güven alanını sunmak gerekiyor. Çünkü buna ihtiyacı var kadının. Yapabileceğiniz bir şey yok. Nedir bu güven konusu diye hep çıkar geliyor. Ama evet, kadının bu güvene ihtiyacı var. Bir konumuz da oral seksle ilgiliydi. Her kadın oral seksten hoşlanmayabilir, yapılması ya da yapması istendiğinde. Bunu birlikte karar vererek yavaş yavaş o alana gelmekte fayda var. Zorla hiçbir şey yapamazsınız.
Orada zaten zorlama olduğu anda ilişkiyi de zaten zedeliyor olacaksınız. Diğer konu da klitorisle ilgiliydi. Bazı arkadaşlar klitoriste çalışırım ve ondan sonra kadın gelir gibi yorumlar koymuşlardı. Klitoris aslında çok güçlü bir boşalıma sebep oluyor ve aynı erkeğin boşalmasıyla eş değerde bir şey ve biz bunu istemiyoruz. Çünkü ondan sonrası devamı gelmiyor. Orada çok fazla enerji kaybediyorsunuz. İki tarafta, kadın da erkek de çok ciddi enerji kaybına maruz kalıyor. Bu enerjiyi boşaltmadan çok daha yüksek bir seviyeye bu hazzı getirebiliriz. Ve unutmayın ki sonuçta bu birleşim, cinsellik çok çok büyük bir enerjinin oluşmasına sebep oluyor. Ve bunu yaparken ve sonuna geldiğinizde buna bir niyet koyun. Bu böyle boşta kalmasın. Bu sizin ikinizin bir arada oluşturduğu çok özel ve çok ilahi bir enerji. Ve biz bu enerjiyi normalde yukarıya doğru, tantranın tekniklerinde yukarı doğru, tepe çakrasında ilahi boyutlara doğru yönlendiriyoruz diyeyim. Buna bir niyet koyabilirsiniz. Bütünün en yüksek hayrına gitmesi için. Bir konuda, bir ilişkiyle ilgili herhangi bir şey olabilir. Bir tek kendinize değil, bütünün en yüksek hayrına dilemekte fayda var. Çünkü biz bütünün zaten bir parçasıyız. Bu bilgilerle adım adım ilerlendiğinde 5 dakikalık bir şeyde kalmıyoruz sevişmede. Çok daha uzun, saatlerce iki tarafında birbirini beslediği, sevdiği ve teslim olduğu bir alan oluşuyor. Bu konuda hepimizin desteğe ihtiyacı olduğunu biliyorum. Muhakkak böyle eğitimler karşınıza çıktığında bunlardan faydalanmanızı tavsiye ederim. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.